Artık iyice emin oldum. Ben sensiz yapamıyorum Sevda. Kırılıyorum, ufalıyorum, dağılıyorum. Bir arada tutamıyorum beni ben yapan şeyleri sensiz. Sana bu kadar yakınken bu kadar uzak olmak. Bencillik yapsam, seni sevdiğimi söylesem sana. Ah, bir inanabilsem birlikte mutlu olacağımıza. Bir inanabilsem. Lan Kılçık, gel lan buraya. Buyur abi. Niye kafana göre iş yapıyorsun lan? Ocağın anahtarını sana verdik diye tezgahın sahibi mi sandın kendini? Affet abi, ben sadece hocaya çay verecek... Ses lan! Evladı! Abi, abi anama küfretme. Ne olur lan küfredersen evladı! He? Ne olur! Gel Emrah. Kalk. Şöyle geç. Hoca, bırak onu. Onunla daha işim bitmedi. Geç sen şöyle. Bir daha bu çocuğa dokunacak olursan... Seni iş göremez hale getiririm. Ne diyorsun hoca sen? He? Ne diyorsun? Namazını kıl, sevabına bak. Din adamıysan dininle meşgul ol. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma. Size dini yanlış öğretmişler. Haksızlığa karşı tutsan, dilsiz şeytandır. Hoca, bak akıllı ol. Burası cami değil. Boğazını camideki kürsüye saklarsın. Bu Kılçık için kendini de feda edip bizi günaha sokma. Var git yoluna. Vallahi ben diyeceğimi dedim Balat'la. Bundan sonra bu çocuğa dokunursan hesabını verirsin. Ha dahasını istersen... Benim bulunduğum yerde kimseye zulmetmeyeceksin. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Belanı mı arıyorsun hoca ayağının tozuyla? Buranın sahibi benim. Bunu şimdi öğreneceksin. Bu gece burada değilsin. Bu evde şimdi her yer ıssız. Sensizlik beni yerden yere vuruyor. Sesinin dolaştığı eşikleri şimdiden özledim. Bu böyle olmayacak. Direnemiyorum daha fazla. Aşkına teslim olacağım. Daha verdi. Sevda abla. Sen artık benim ablam değilsin. Ne işin var hocamın evinde? Ali hocam seni çok sevmişti. Onu hapse attırdın. Sonra gittin başkasıyla evlendin. Neden buradasın? Bu ev seni istemiyor artık. Ben de istemiyorum. Şikayeti geri çektim. Ali yarın serbest bırakılacak. Ama hocam seni sevmeye devam edecek. Sana olan aşkından nasıl kurtulacak? Hocam bir kardeşini kaybettiğinde... Bir de oğlunu kaybettiğinde ölmüştü. Seni kaybettiğinde de öldü. Neden yaptın bunu ona? O seni çok sevmişti.
Ali Hoca'yı hapse attıran da bu. Yazık yazık. Ne istedin Ali Hoca'dan? Bir de düğün yaptın o adamla. Kızım, senin hiç insafın yok mu? Bu mahallede Ali Hoca'nın eline bakan kaç kişi var biliyor musun? Senin yüzünden yetimlerim yine yetim kaldı. Kaç evi daha öksüz bıraktın Allah bilir. Öyle bir adama yapılır mı? Senin vicdanın yok mu? Gülemezsin kızım, gülemezsin. Garipleri ağlatıp gülemezsin. İyice ezin, burnu sürtülsün, aklı başına gelsin. Vaaz istemiyorsun Balatlı ama nasihata çok ihtiyacım var. Bundan sonra sen ol. Tanımadığın birine posta koyma. Kalkaya. Hadi siz de kalkın ayağa, geçin yerlerinize. Ne oluyor lan burada? Hocanın vaazını dinliyorduk. Bu yerdekiler niye yatıyor? Bu masanın hali ne böyle? Vaaz verme tarzı biraz farklı çıktı. Uygulamalı anlatıyordu. Masa da çürük çıktı. Bu masanın masrafını sana yazacağım Balatlı. Yaz yaz. Hoca, bu vaaz burada bitmedi, bilmiş ol. Kürsüm sana her zaman açık Balatlı. Ne zaman nasihat istersen gelebilirsin, beklerim. İyisin değil mi Emrah? Bir şeyin yok. İyiyim hocam, sağ ol.